Doğu Akdeniz'de yükselen ışık, ekonominin nabzını tutan, sektörleri bir potada paydaşlarıyla buluşturan Aydın Ekonomi Dergimiz. Her ay farklı bir sektörü okurları ile buluşturuyor. Sektörel. Amerika'da 4000 personelin çalıştığı bir fabrikada emeğine sahip çıkmak isteyen kadınların başlattığı bir grev sonucunda 129 hanımefendi, emekçi kardeşimiz yanarak can verdiler. Ama emeklerinden, mücadelelerinden asla geri dönmediler. Ruhları şad olsun. 1857 yılında Amerika'da bir dokuma fabrikasında emeğe saygı, eşit işe eşit ücret talebiyle başlatılan grev neticesinde emperyal gücün, sermaye gücünün kadınlarımıza yönelik baskı ve kadınlarımıza yönelik haksız girişiminin nedeniyle başlatılan grev neticesinde 129 emekçi kadınımız hayatını kaybetti. Bu kadınlarımızın iş hayatında emeğe karşı olan emek yönündeki mücadelesinin bir sembolü olmuştu. Ve bu sembol yüzyıllardır süren mücadelenin de en büyük ateşini, fitilini yakmış oldu. O tarihten bugüne kadar kadınlarımızın gerek iş hayatında, gerek sosyal yaşamımızda, gerekse siyasi alanımızda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesi yönünde çok ciddi anlamda mücadele eden girişimlerde bulunan örgütlerimiz oldu. Bizler bu dünyada kadınla erkeğin eşitliğine, eşit işe, eşit ücrete ve kadınlarımızın hayatımızın her alanında temsil edilmesine dair olan iyi niyetli yaklaşımımızı burada da beyan etmek istiyoruz. Çünkü kadının olmadığı bir yerde güzellik olmaz. Şuna inanıyoruz. Yeryüzünde gelişen her güzel ürünün, her güzel eserin arkasında mutlak surette kadın vardır. Örgütümle birlikte ilçemizde sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Sevgili dostlar, bugün 8 Mart Kadın Emekçileri Günü. Ancak buruk bir şekilde aramızda bulunuyoruz. Özellikle Türkiye'de kadın emeği son derece kötü konumunda değerlendiriliyor. Bizler dünyada sadece kadın erkek fırsat eşitliğinin 20 kadar ülkede olduğunu biliyor muyuz? Sadece 33 ülkede bugünün kadın emekçilerine tatil yapıldığını biliyor musunuz? Ve bizim ülkemizin Avrupa kadın erkek fırsat eşitliğinde Avrupa'nın en son sıralarında kadına şiddet konusunda birinci olduğunu biliyor musunuz? Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen uluslararası bir gün olduğunu vurgulamakla başlayacağım. Ve bu 1977 yılında bu şekilde Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak ilan edildi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geçmişine dönersek, yani bu konuda başkanım da, ilçe başkanım da bir miktar değindiler de ben biraz daha detayına inmek istiyorum. 8 Mart 1857 yılında Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta 40 bin kişilik bir tekstil fabrikasında kadın işçiler erkeklerle eşit ücrete sahip olmak ve iş şartlarının da düzelmesi amacıyla greve gitmişlerdi. Ve bu grev daha sonra polisin müdahalesi, kapıların kilitlenmesi, daha sonra bir yangın çıkması, arkasından bariyerlerden kadınların kaçamaması nedeniyle 129 tane kadınımızın yanarak ölmesine sebep olmuştur. Yine yıllar öncesinden söylemek
istiyorum.